yapılan bir açıklama içerisinde pek çok yalan yanlış. Akkuyu'nun EGS Anonim Şirketi Toplum Bilgilendirme Merkezi Müdürü Faruk Uzel'in nükleer karşıtlarının merkez önünde yaptıkları ve kendilerine yönelik eleştirileri içeren basın açıklamasına cevabı gecikmedi. Nükleer karşıtı platform üyelerinin açıklamalarının hakaret boyutuna vardığını öne süren Uzel, hukuken gereğini yapacaklarını söyledi. 14-16 Aralık 2013 tarihlerinde Mersin'de yapılan Uluslararası Doğu Akdeniz'de Enerji Güvenliği Kongresi, evet, fiyaskoyla sonuçlanmıştır ama Mersin adına fiyaskoyla sonuçlanmıştır. 14-16 Aralık 2013 tarihleri arasında Mersin'de yapılan Doğu Akdeniz'de Enerji Güvenliği Kongresi'nin Mersin adına fiyaskoyla sonuçlandığını kaydeden Akkuyu NGS Anonim Şirketi Toplum Bilgilendirme Merkezi Müdürü Faruk Uzel, 8 ülkeden 130 akademisyenin katılımıyla gerçekleşen kongreye katılan iki kurumsal konuğun nükleer karşıtlığıyla bilinen Alman çevreci kuruluşlar olduğunun da altını çizdi ve kongre tıpkı arzulandığı gibi gerçekleşmiştir ama Mersin bu kongreden birilerinin çığırtkanlığı nedeniyle gereği kadar istifade edememiştir diye konuştu. 130 akademisyenle nükleer teknolojinin, çevreci teknolojilerin, yenilenebilir enerjilerin, fosil yakıtlarının, enerji arz ve enerji nakil güvenliğinin enine boyuna bilimsel olarak tartışıldığı ve çok önemli sonuçların çıktığı bir kongre olmuştur. Sponsorluklarının son dönemde çok fazla speküle edildiğini de dile getiren Uzel, dev bir şirket olan NGS Anonim Şirketi'nin yerel insanları desteklemesinin ve bütçesinin bir kısmını özellikle de gençlerin, çocukların geliştirilmesi anlamında kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ayırmasının çok normal olduğunu kaydederken biz Akkuyu NGS olarak çocukların, gençlerin, bilimin, eğitimin ve sporun yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Kimse bizi bu sorumluluğumuzu yerine getirmekten alıkoyamaz ifadelerini kullandı. Biz elbette belli bir bütçesi ve belli perspektifi olan bir kurumsal dev bir şirketiz. Bu şirketin elbette bütçesinin bir kısmını yerel insanların desteklenmesi ve özellikle gençlerin, çocukların geliştirilmesi anlamında kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ayırması çok normaldir. Biz bu açıklamamızın hiçbirisinde size hiçbir basın açıklaması yapmadık arkadaşlar bu çalışmalarımız. Çevrecilerin kullandıkları bazı ifadelerin Gündar ve Büyükeceli halkında tepki oluşturduğunu da savunan Uzel, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için hayati bir proje olduğunu belirtirken, nükleer karşıtlarının hakarete varan tepkilerine karşı Akkuyu NGS olarak hukuken gereğini yapacaklarını kaydetti. Bu teknoloji ve nükleer santraller doğru ve sağlıklı çalıştıkları zaman çevreye hiçbir olumsuz etki yapmazlar. Aksine nükleer santraller doğru ve sağlıklı çalıştıkları zaman karbondioksit emisyonu, zehirli gaz çıkışı anlamında çevreci teknolojilerdir.